Haritalar birçok güzelliği içinde saklar. Bembeyaz karlarla kaplı dağlar ya da uçsuz bucaksız okyanus, çöller ya da devasa kanyonlar. Dünya her şeye rağmen güzel bir yer. Haritanın her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen muhteşem manzaralar var. Sadece manzara değil, haritaların üzerinde her gün milyonlarca dolar yola çıkıyor. Bir yerden bir yere gidiyor. Senede trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Bütün bu paralar bu manzaraların ortasında hareket ediyor. Soru şu, bunların hepsi kime ait? Gerçekten bunların sahibi hangi ülke? Binlerce yıl boyunca haritaları didik didik ettik ve üstüne çizgiler çizdik. Çizgilerin bir tarafı bizim, diğer tarafı sizin dedik. Peki bunu gerçekten herkes kabul etti mi? Tabii ki hayır. Bu çizgilerin üzerinde yıllardır bitmeyen tartışmalar var. Herkes kendi çizgisini daha da büyütmek istiyor. Bugün tek bir videoda size dünya üzerindeki bütün sınır anlaşmazlıklarını göstereceğim. Dünyanın her yerini gezip onlarca sınır hattına uğrayacağız. Asıl ilginç olan şey ise şu. Bu anlaşmazlıkların ortasında Türkiye de var. Birileri Türkiye sınırlarını daha da küçültmek istiyor. Türkiye'den toprak istiyor. İlk olarak İngiltere sınırına gidiyoruz. Okyanusun üzerinde duran bu küçücük ada üzerinde tam 4 ülke hak iddia ediyor. Adanın üzerinde hiçbir yerleşim yok ya da burada hayvanlar bile yaşamıyor. 4 ülkenin de istemesinin tek sebebi bu adayı kendilerinin gibi gösterip okyanusun üzerinde daha çok hak iddia edebilmek. Şimdi size 4 ülkenin paylaşamadığı o muhteşem adayı göstereceğim. Hazır mısınız? Evet burası. Bütün bu diplomatik krizler bu taş parçası için. 1956 yılında burası okyanuslardaki en yalnız kayalık seçildi. Kuş uçmaz kervan geçmez derler ya, tam olarak öyle. Ama bu taş parçası aynı zamanda dünyanın en değerli kayalığı da. Birleşik Krallık'tan devam edelim. Bu sefer İspanya ile olan bir sorunlarına gidiyoruz. İspanya'nın en ucuna giderseniz burada küçücük bir ülke bulursunuz. Bu ülkenin ismi Cebel-i Tarık. Burası teknik açıdan bir ülke olarak kabul etse de aslında Birleşik Krallık'ın deniz aşırı topraklarından biridir. İspanya buranın kendisine ait olduğu konusunda ısrarcı ama İngilizler de vermeme konusunda ısrarcı. Çünkü Cebel-i Tarık oldukça stratejik bir yerde. İngilizler bu küçücük toprak parçası sayesinde Cebel-i Tarık'tan geçen milyonlarca doları kontrol edebiliyor. İspanya ile devam edelim. Portekiz sınırında Olivenza isminde küçük bir şehir var. Bu şehir 500 yıl boyunca Portekiz'indi. 1800'lerde yapılan bir anlaşmayla İspanya'ya devredildi. Aslında anlaşmaya göre İspanya'nın Olivenza'yı tekrar Portekiz'e vermesi gerekiyordu. Ama bunu hiçbir zaman yapmadılar. Yeni bir ülkeye geçmeden önce İspanya'yı bitirelim. Fas ve İspanya'nın arasında tartışmalı iki yer var. Ceuta ve Melilla. Eğer haritaya bakarsanız doğal sınırlara göre bu iki şehrin Fas'a ait olması lazım. Ama İspanya'ya ait. Bu iki şehrin tartışması hiç bitmiyor. 2020 yılında Fas Başbakanı Ceuta ve Melilla Batı Sahra gibi Fas'a aittir diye bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine İspanya Dışişleri Bakanlığı Fas Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı ve bir açıklama yapmaya zorladı. Her iki taraf da bu iki şehirden vazgeçmiyor. Ama Fas Başbakanı'nın söylediği cümle bizi yeni bir sınıra götürüyor. Fas Batı Sahra sınırı. Fas ve Batı Sahra sınırı böyle görünmesi gerekirken Fas bütün deniz kıyısını sahipleniyor. Bunu daha önce konuştuğumuz için uzatmayacağım ama yeni bir şey oldu. Amerika Fas'ın bu sınırını kabul ettiğini açıkladı. Hiçbirimiz çocuk değiliz. Amerika bunu kabul ettiyse dünyanın geri kalanı da kabul edecek demektir. Amerika demişken o zaman oradan devam edelim. Amerika'nın kankası olan bir ülke var. İşin içine sınırlar girince tabii kankalı kalmıyor. Bu ikili arasında Juan de Fuca Strait isminde bir yer var. Amerika ve Kanada'nın deniz sınırında. Buranın kime ait olduğu konusunda anlaşamıyorlar. Ayrıca biraz daha kuzeyde Dixon bölgesinde de aynı durum var. Amerika Alaska'dan dolayı burada hak iddia etse de Kanada'da burası bizim diyor. Bunlar küçük sorunlardı. Beaufort denizinde bu iki ülkenin deniz sınırının nerede bittiği hala tartışmalı. Her ikisi de Arktik Okyanusu'nda daha fazla hak iddia ediyor. Burası büyük bir sorun çünkü çizdiğim güzergahtan onlarca gemi geçiyor. Her iki ülke de bu gemileri kontrol etmek istiyor. Ayrıca bu yarının da sorunu. Çünkü küresel ısınma artıp buzullar eridikçe bu güzergah daha da popüler olacak ve daha çok gemi buradan geçecek. Aslında Amerika ile Kanada arasında ne çok sorun varmış değil mi? Ama bitmedi. Buradaki Seal Adası da tartışmalı. Her iki ülke de bu adanın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Şu anda Kanada tarafından yönetiliyor. Başka bir yere gidelim ama yakın bir yer olsun. Mesela Küba. Küba ve Amerika birbirini sevmeyen iki ülke olsa da Amerika'nın Küba içinde toplamda
toprağının olduğunu biliyor muydunuz? 1903 yılında Amerika Guantanamo'yu Küba'dan kiralamıştı. Burada Amerika'nın bir askeri üssü ve bir hapishanesi var. Küba devriminden sonra bu kira anlaşmasının bittiği söylense de Amerika hiçbir zaman burayı terk etmedi. Amerika 1856 yılında bir yasa çıkarttı. Yasa çok ilginç çünkü diyor ki Amerika kıtasındaki bütün sahipsiz adalar Amerika'nındır. Size şu anda saçma gelse de Amerika bu yasayı uyguluyor. Bu yasa sayesinde bu 3 ada aslında Amerika'nın bir parçası. Kolombiya, Jamaika ve Haiti bu adalar üzerinde hak iddia etseler de Amerika çoktan sahiplendi bile. Buradan çok uzaklaşmayalım çünkü Guatemala ve Belize arasında da bir sorun var. Geçmişteki anlaşmalara dayanarak Guatemala Belize'nin tam yarısını istiyor. Detayları çok bilmiyorum ama bana birazcık açgözlülük gibi geldi. Bir ülkenin yarısını da istemezsin. Daha çoğunu isteyen mi vardır? Haklısınız. Mesela Venezuela, Guyana'nın yarısını değil de 3'te 2'sini istiyor. 2023 yılında Venezuela'da bir oylama yapıldı. Guyana'yı işgal edelim mi oylaması? Ve halkın çoğunluğu evet işgal edelim dediler. Bugüne kadar böyle bir girişim olmadı ama ilerleyen yıllarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Guyana'nın başı Surinam'la da dertte. Çünkü onlar da hiç de az olmayan bir toprağı talep ediyorlar. Surinam'ın diğer komşusuyla da sorunu var. Bu parçanın kime ait olduğu konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. Amerika kıtasına geri döneceğiz ama hızlıca Afrika'yı bir bitirelim. Burada çok fazla sorun olduğunu söylememe gerek yok herhalde. İlk durağımız Cezayir-Libya sınırı. Bu bölgede 32 bin km2'lik bir alan var ve Libya burayı Cezayir'den geri istiyor. Sonraki durağımız yine Fil Dişi sahili sınırı. Burada Peba isminde bir şehir var. Şu anda Fil Dişi sahiline ait ama geçmişi biraz karışık. 2013 yılında yine askerleri burayı işgal ettiler ve 3 yıl boyunca burayı onlar yönetti. 2016'da diplomatik baskılara dayanamayıp tekrar Fil Dişi'ne iade ettiler. Ama bir gün geri geleceklerini söylemekten de vazgeçmiyorlar. Bir sonraki sınır daha da karışık. Çünkü 3 ülke burada hak iddia ediyor. Burkina Faso, Togo ve Benin. Bu 3 ülkenin arasında küçük üçgen bir toprak parçası var ve hepsi burası bizim diyor. 2008 yılında bu tartışmayı Benin kazandı. Artık burada doğan çocuklar Benin vatandaşı oluyor. Benin'in diğer komşusuyla da sorunu var. İki ülkenin arasından Okpara Nehri geçiyor. Nehrin üzerinde birkaç köy var ve bu köylerin kime ait olduğu belli değil. Bunun bir benzeri sorun başka bir yerde de var. Ekvator Ginesi ve Kamerun'un arasındaki nehrin de kime ait olduğu hala tartışmalı. Kongo Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki sınır da tam anlamıyla kesinleşmiş bir sınır hattı değil. Buradaki birçok bölge için her iki ülke daha hak iddia ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin diğer komşusu da sorunlu. Burada Changi isminde bir şehir var. Zambiya 2020'de buraya askerlerini gönderdi ve ele geçirdi. Zambiya'nın da diğer sınırı sorunlu. Sindabeza Adası üzerinde her iki ülke daha hak iddia ediyor. Nehir yüzünden bölüşülemeyen sınırlardan en ilginci aslında burası. Ruanda ve Burundi arasında bir nehir var. Normalde iki ülke arasında bir sorun yoktu. Sınır çizilmiş, iki taraf da kabul etmişti. Ama sonra yağmur yağdı. Hem de çok yağmur yağdı. Nehrin büyük bir bölümü artık Burundi'den geçiyor ve Ruanda bunu kabul etmiyor. Anlaşmazlığın yaşandığı bir sonraki yer burası. Rukwanza bölgesi aslında Uganda'ya aitti. Ama 2007'de Kongolu askerler gelip burayı ele geçirdiler. Eritre ve Cibuti adasında da sınır yüzünden bir savaş çıktı. 2008 yılında Eritre aslında Cibuti'ye ait olan bir toprak parçasını işgal etti. Savaş daha da büyümesin diye araya Katar girdi ve iki ülkeyi yatıştırdı. Sonuç olarak birkaç yıl önce Cibuti'nin olan bir toprak artık Eritre tarafından yönetiliyor. Yavaş yavaş Afrika'yı bitiriyoruz. Sadece birkaç yer kaldı. Sudan ve Güney Sudan 2011 yılında bölündüler biliyorsunuz. Kafia Kingi ve Heglig Sudan'dan ayrıldı. Ama bu iki bölge petrol bakımından çok zengin ve Güney Sudan bu iki yer üzerinde hala hak iddia ediyor. Sorunun daha da büyümemesi için araya Birleşmiş Milletler girdi ve bu bölgeler askerden arındırıldı. Ama hala Sudan yönetiminde. Güney Sudan yeni kurulan bir ülke olduğu için Uganda'yla da bu dört yer hakkında sorun yaşıyorlar ve tabii ki Kenya'yla da. Bu video boyunca araştırma yaparken gördüm ki Afrika'da bir ülkenin sınır anlaşmazlığı varsa bu tek bir yerle ilgili olmuyor. Doğu, batı, kuzey, güney her komşusuyla sorun yaşıyorlar. Bir sonraki durağımız bölüneli çok da olmayan iki ülke arasında Somali ve Somaliland. 1991 yılında ayrıldılar ama Somali bu ayrılığı çok da kabul etmiyor. Somaliland'ın tamamının aslında kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Sonunda Afrika ile işimiz bitti. Yeni durağımız Madagaskar. Okyanusun üzerindeki yapayalnız bir ada kimle nasıl bir sorun yaşayabilir ki? Önce sorunu söyleyeyim. Etraftaki bu küçük adaları Madagaskar sahiplenmek istiyor. Rakibi ise Fransa. Yani şimdi Fransa ne alaka diye düşünebilirsiniz. Ama aslında Fransız İmparatorluğu hiçbir zaman yıkılmadı. Bu konuyla ilgili bir videom var. Açıklamayacağım.
reklamı kısmından ulaşabilirsiniz. Fransa'nın hala dünyanın her yerinde toprağı olduğunu gördükçe çok şaşıracaksınız. Şimdi sırada Asya var. İlk durağımız Hindistan-Pakistan sınırı. Hindistan, Pakistan ve Çin arasında Keşmir isminde bir bölge var. 1947 yılında İngilizlerden bağımsızlığını kazandıktan sonra bu bölgeyi Pakistan yönetmek istemişti. Çünkü nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslümandı. Yani Pakistan kendisinde doğal bir hak gördü. Keşmir'i yöneten emir bu bölgenin Hindistan'a bağlanmasını isteyince işler karıştı. O tarihten beri Keşmir sorunu hala devam ediyor. Bugün bu bölge 3 ülke arasında bölünmüş durumda. Hindistan'ın bir sonraki sorunu Nepal'le. Kalapani bölgesi için Nepal hak iddia ediyor. Buna karşılık Hindistan'da Nepal'deki Susta bölgesi için hak iddia ediyor. Tam bu noktada bir duyuru yapayım. Önemli bir duyuru. Aslında dünyanın en çok sınır sorunu yaşayan ülkesi Çin. Çin'in anlaşmazlık yaşadığı her noktayı başka bir videomda anlattım. Kartlara ve yorumlara bırakacağım. Eski videoyu dahil edip daha önce izlemiş olan insanları sıkmak istemedim. Ama eğer siz izlemediyseniz bu videodan sonra ona geçin. Yoksa bazı şeyler eksik kalır. Biz devam edelim. Bir sonraki durağımız Myanmar-Tayland sınırı. Bu iki küçük adanın kime ait olduğu hala belli değil. Her iki ülke de hak iddia ediyor ve muhtemelen Çin ne isterse olacak. En karışık yerlerden birisi Filipinler ve Malezya arasında. Filipinler resmi olarak Sabah bölgesini istiyor. Burası ilginç bir yer. Bir zamanlar burayı yöneten hükümdar burayı İngilizlere kiralamıştı. İngilizler gittikten sonra bölge Malezya'ya kaldı. Ve 2020'ye geldiğimizde İngilizlerle yapılan anlaşmanın süresi bitti. Şimdi Filipinler doğal olarak topraklarını geri istiyor. Yeni sınırımız tam 3 ülkeyi ilgilendiriyor. Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan. Bu 3 ülke arasında Fergana Vadisi üzerinde herkes hak iddia ediyor. Buradaki suyun hangi ülkeye ait olduğu tartışmalı. 2021 yılında Kırgızistan ve Tacikistan savaşın eşiğinden döndüler. Anlaşmazlık yüzünden 140 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Sonraki durağımız herhalde hiçbirinizin tahmin edemeyeceği bir yer. Japonya-Güney Kore sınırına gidiyoruz. Burada Takeshima isminde bir ada var. Güney Kore tarafından idare ediliyor ama Japonların bir gözü her zaman bu adanın üzerinde. Bu ada aslında hiç önemli değil ama adanın bulunduğu yer bir ticaret güzergahı. Japonya bu adayı Güney Kore'den satın almak bile istedi ama Koreliler satmadı. Japonya'nın bir diğer anlaşamadığı sınırı Rusya'yla. Japonya'nın hemen yanı başında Kuril Adaları var. Bu adalar Rusya'ya ait. Japonya'nın en çok almak istediği yer burası ama Putin'den toprak almak herhalde dünyanın en zor şeyi. Ama Ruslar toprak almaya bayılır. Mesela Kuzey Kore'den zamanında Noktundo Adası'nı almışlardı. Aradan seneler geçmesine rağmen Kuzey Kore burada hak iddia etmeye devam ediyor. Rusya'dan devam edelim. En büyük sınır anlaşmazlığı tabii ki Ukrayna'yla. Bu sadece bir sınır anlaşmazlığı değil, bir savaşa dönüştü. Rusya Ukrayna sınırındaki 5 yeri istiyor. 2014'te Kırım'ı ele geçirmişlerdi. Kalan 4 yere ne olacağını bize zaman gösterecek. Aslında Ukrayna'nın başına gelenlerin bir benzeri Gürcistan'da da var. Rusya Abaze ve Güney Ossetya'yı da kendine katmak istiyor. Gürcistan'la devam edelim. Çünkü burada bizi de ilgilendiren bir durum var. Gürcistan-Azerbaycan sınırında bir manastır kompleksi var. Bu kompleksin bir kısmı Gürcistan topraklarında, bir kısmı Azerbaycan. Gürcistan Patriği, manastırın tamamen Gürcistan'da olması gerektiğini söyledi. Yani Gürcistan, manastırı Azerbaycan'dan talep etti. Azerbaycan tarafı ise manastırın ortak bir turizm bölgesi olmasını istiyor. Azerbaycan'ın bir sonraki sınır anlaşmazlığı ise Ermenistan'la. İkinci Dağlı Karabağ Savaşı zaferle tamamlandıktan sonra iki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlık Zengezur Koridoru'nda yaşanıyor. Bu koridor Azerbaycan'ın kontrolüne geçerse Azerbaycan ve Nahçıvan arasında kesintisiz bir bağlantı sağlanmış olacak. Adım adım Balkanlara, Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye yaklaşıyoruz. Ama Amerika'ya geri döneceğimize söz vermiştim. Önce bir oraya gidelim. Güney Amerika'dayız. İlk durağımız Brezilya-Bolivya sınırı. Burada Bolivya'ya ait Isla Suarez isminde bir bölge var. Brezilya zaten devasa bir ülke olmasına rağmen burayı da kendisine katmak istiyor. Brezilya'nın sorun yaşadığı bir diğer ülke Uruguay. Bu iki ülkenin sınırından bir nehir geçiyor. Bu nehrin üzerindeki yerleşim yerleri Brezilya'ya ait olmasına rağmen Uruguay daha hak iddia ediyor. Güney Amerika'daki bir sonraki sınırımız Arjantin. Ama sorun yaşayan diğer ülke Güney Amerika'dan değil, hatta Amerika kıtasından bile değil. Arjantin İngilizlerle anlaşamıyor. Arjantin açıklarında Falkland Adaları var. 1883'ten beri burası İngilizlere ait. Arjantin 1982'den beri adaları İngilizlerden istiyor. Hatta bir yeri işgal etmek için asker bile gönderdiler. Ama sonra karşılarında kraliçenin donanmasını buldular ve işgal etmek
geçmekten vazgeçtiler. Bir sonraki durağımız tabii ki Şili. Bu kadar uzun bir sınır hattına sahip olup da herhangi bir anlaşmazlığın olmadığını düşünmemiştiniz değil mi? Bu sınır hattının çoğu 1990'larda kabul edildi. Ama asıl anlaşmazlık okyanusta yaşanıyor. Şili bu parça sayesinde okyanusta hak iddia ederken Arjantin bunu kabul etmiyor. Böylece Amerika kıtasını komple bitirdik. Artık Balkanlara gidebiliriz. Balkanlardaki temel sorun aslında Yugoslavya'nın dağılması ile ilgili. İlk durağımız Slovenya ve Hırvatistan arasında. Bu iki ülkenin arasında ismini telaffuz etmenin çok zor olduğu bir dağ var. Her iki ülke de bu dağ üzerinde hak iddia ediyor. Hırvatistan'ın bir diğer sorunu Sırbistan'la. Tuna Nehri boyunca anlaşamadıkları onlarca nokta var ve hepsini bir şekilde Sırbistan kontrol ediyor. Ama Sırbistan'ın da kaybettiği sınır hattı var. Hatta koca bir ülke var. 2008 yılında Kosova Sırbistan'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etti. Ama Sırbistan Kosova'yı hiçbir zaman kabul etmedi. Koca bir ülkeyi hala kendilerinin bir parçası gibi görüyorlar. Bugün Kosova'yı tam 97 ülke tanıyor. Yugoslavya sınırındaki son yerimiz Bosna ve Sırbistan arasında. Bu iki ülkeyi aslında Drina Nehri bölüyor. Yani doğal bir sınır var. Herhangi bir anlaşmazlığın yaşanmaması gerekir. Ama işler öyle yürümüyor. Sırbistan nehrin tek sahibinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Orta Doğu'dan önceki son durağımız Moldova sınırı. Moldova'nın içinde Transdniester bölgesi tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Moldova bu ülkeyi tanımıyor ama Transdniester kartlarını akıllı oynadı ve Rusya'dan koruma talep etti. Böylece Moldova buraya askeri bir müdahalede bulunamıyor. Videonun sonuna yaklaşıyoruz. Artık yiğidin harman olduğu yerdeyiz. Orta Doğu'da. İlk gideceğimiz ülke Mısır. İşaretlediğim 3 bölge için Sudan'la anlaşmazlık yaşıyorlar. Hep söylüyorum, haritaların üzerinde düz çizgiler olmaz. İngilizlerin çizdiği bu düz çizgiler yüzünden iki ülke senelerdir anlaşamıyor. En büyük sorun Halaib üçgeni. Sudan bugün Mısır'a ait olan bu yeri istiyor. Eğer burayı ele geçirebilirlerse Kızıldeniz'de ve dolayısıyla Süveyş kanalından geçecek her gemide daha çok söz hakları olacak. Deniz aşıp Hürmüz'e gidelim. Burası dünyanın en önemli boğazı. Burada Abu Musa isminde küçücük bir ada var. Burası bir zamanlar İngilizlere aitti. Onlar gittikten sonra adayı Birleşik Arap Emirlikleri sahiplendi. 1971 yılında İranlı askerler adaya çıktı ve burayı ele geçirdi. O tarihten itibaren Birleşik Arap Emirlikleri itirazda bulunsa da adayı İran kontrol ediyor. Orta Doğu'daki en büyük sınır sorunu şüphesiz İsrail ve Filistin arasında. Aslına bakarsanız bu sınırın böyle görünmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler 1947'de haritayı böyle çizmişti ve Kudüs iki ülkeye de ait değildi. Bugün İsrail Kudüs'ü başkenti ilan etti. Filistin'e verilen topraklarsa gün geçtikçe küçülüyor. İsrail'in sorun yaşadığı bir diğer ülke Lübnan. Bu iki ülkenin sınırında Şeba çiftlikleri var. Burayı bugün İsrail yönetse de Lübnan daha hak iddia ediyor. Ama asıl sorun zaten karada değil, denizde. İsrail ve Lübnan deniz sınırı konusunda anlaşamıyor. Akdeniz'den çıkacak petrol ve doğalgazı düşünürseniz yıllar boyunca da anlaşamıyor. Gibiler. Deniz sınırının çizilmesi için İngilizlere bile başvurdular ama hiçbir sonuç çıkmadı. İsrail'in anlaşamadığı son yerdeyiz. Suriye sınırında. Bu iki ülke arasında Golan Tepeleri isminde bir bölge var. Bu bölge aslında Suriye'ye aitti. 1967'de 6 gün savaşı sırasında İsrail Golan Tepelerini ele geçirdi. O tarihten beri iki ülke sınır konusunda anlaşamıyor. 2019'da Donald Trump Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söyleyen bir deklarasyon yayınladı. Ve geldik artık kendi sınırlarımıza. İlk durağımız tabii ki Kıbrıs. Çok uzun uzun anlatmayacağım çünkü Kurtlar Vadisi Kıbrıs isminde gerçekten çok iyi bir video yaptım. O yüzden Kıbrıs'ın nasıl alındığını, sınırın nasıl çizildiğini ve bunların Kurtlar Vadisi ile alakasını öğrenmek istiyorsanız kesinlikle bu videoyu izleyin. 25 Aralık 1995 günü Figen Akıt isimli bir Türk gemisi Bodrum'un 4 mil açılında kaza yaptı. Bir kayalığa oturmuştu. O kayalığın ismi Kardak'tı. Kaza yapar yapmaz Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Ama kazadan Yunan sahil güvenliği de haberdar olmuştu. Kardak'ın aslında kendilerine ait olduğunu ve bu Türk gemisini sadece Yunanların kurtarabileceğini söyledi. Yunanlar bu kazayı kullanıp Akdeniz'in tek hakim olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyordu. Yunanlı bir grup genç Kardak çıkıp Yunan bayrağı dikti. İşler kızışıyordu. Kardak'ın ismi artık İmya olmuştu. Bu haber yayılınca Hürriyet gazetesi birkaç muhabirini görevlendirip Kardak'a gönderdi. Giden muhabirler Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını astılar. Bunun üzerine Yunan donanması Kardak'a geldi. Askerler Türk bayrağını indirip Yunan bayrağını tekrar göndere çekti. Türkler gelmesin diye de donanmayı orada bıraktılar.
Kardak kuşatılmıştı. Savaş kapıdaydı. Başbakan Tansu Çiller, bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir diye açıklama yaptı. Ve sonra tabii ki Washington'dan telefonlar geldi. Amerika iki ülkeyi arayıp ilk kurşunu atan kaybeder, Amerika'yı karşısına alır diye nazikçe uyardı. Bu telefondan sonra Türkiye'de üst düzey bir toplantı yapıldı. Başbakan, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Dışişleri Bakanlığı, herkes oradaydı. Toplantıda savaş çıkarmayacak bir formül bulundu. Aslında Kardak ikiz bir kayalıktı. Yunanistan sadece tek bir kayalığı tutmuştu. Diğer kayalık boştu. Türk komandosu botlarıyla Bodrum'dan harekete geçti. Gecenin zifiri karanlığında Yunan donanmasının arasından geçip diğer kayalığa Türk bayrağını dikti. Güneş doğduğunda Yunan donanması hayatının en büyük şokunu yaşıyordu. Karşılarında Türk bayrağı dalgalanıyordu. Bu operasyonun ardından Yunanistan karışmış ve Yunan Genelkurmay Başkanı istifa etmek zorunda kalmıştı. Kardak krizi böyle çözüldü ama Akdeniz'deki krizler bitmiyor. Bugün Yunanistan ve Türkiye arasında irili ufaklı onlarca ada ya da kayalık için sınır anlaşmazlığı sürüyor. Deniz sınırımızdan geçip kara sınırımıza gidelim. 1921 yılında Türkiye sınırı böyle görünüyordu. Ankara Anlaşması'nın 7. maddesine göre Hatay Suriye sınırları içinde kalacak ama Türk kültürünü geliştirmek için her türlü kolaylık sağlanacaktı. 1936 yılında Suriye, Fransa ile yaptığı görüşmeler sonucunda bağımsız bir ülke oldu. Ama bu görüşmelerde Hatay, yani o zamanki adıyla İskenderun Sancağı hakkında herhangi bir madde konuşulmamıştı. 9 Ekim 1936 günü Türkiye Fransa'ya resmi bir nota vererek İskenderun Sancağı'na bağımsızlık verilmesini istedi. Atatürk ne kadar ciddi olduğunu göstermek için Fransa Büyükelçisini çağırmış ve ona Hatay benim şahsi davamdır, şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz demişti. 1937 yılında Cenevre'de yapılan toplantıda İskenderun Sancağı bağımsız oldu. Yapılan anlaşmayla burada Türk askerlerinin de görev alması kararlaştırılmıştı. İskenderun Sancağı'na giden Türk komutan Şükrü Kanatlı, Atatürk'ün, ordunun, ana yurdun Hataylılara selamını getirdim diye konuşmasına başlamıştı. Hataylılarsa çok yaşa Atatürk diye bağırıyordu. Atatürk ise çok hastaydı. Ama ne kadar kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermeye de niyetliydi. Şahsi davası için yeni bir savaşa girmeye bile hazırdı. Doktorların seyahat edemezsin yasağına rağmen Mersin ve Adana gezisi ayarlandı. Bu aslında bütün dünyaya bir gözdağıydı. Herkes Atatürk'ün hasta olduğunu ve Hatay için bir hamle yapamayacağını düşünüyordu. Atatürk ise hasta haline rağmen dimdik durmuş, Mersin ve Adana'daki askerleri teftiş etmişti. Atatürk'ün bu zekice hamlesinden sonra 2 Eylül 1938'de Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 29 Haziran 1939'da ise Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı aldı. Bugün Suriye Hatay'ı geri alma hayali kuruyor. 2021 yılında Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82. yıl dönümünde Suriye Parlamentosu bir açıklama yayınladı. Açıklamada Hatay'ın işgal altındaki Suriye toprağı olduğu ve geri alınması için her şeyin yapılacağı yazıyordu. Suriye'de Hatay'ın bir gün geri alınacağı sandığınızdan çok daha popüler bir düşünce. Hatay'ı geri istedikleri bir sır değil. Video boyunca onlarca ülkeye gittik. Herkes bir diğerinden toprak istedi. Bu gayet normal. Sinirlenmeyin. Şimdiye kadar 20 dakika boyunca konuştuğumuz bütün ülkeler sınır hatlarını stratejik nedenlerle korumak istiyor. Hatay şimdiye kadar konuştuğumuz bütün sınırlardan farklı. Çünkü Hatay artık sadece Atatürk'ün değil, bütün Türklerin şahsi meselesi.